Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde liseyi bitirdi. 1987 yılında daha henüz 16 yaşına basmışken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği sinema yıldızı yarışmasında ikinci olan Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenliğe başladı. 1988 yılında çekilen ve başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı Biz Ayrılamayız, Ergen'in ilk sinema deneyimi olmuştur. 1988 yılında bu defa Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu filmlerden sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak'la da Kanun Savaşçıları filmlerinde yer alan Ergen, kendisinden 5 yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti. 1994 yılında Maxim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkan Ergen, Tatlıses'in Haydi Söyle adlı klibinde de yer aldı. Müzik kariyerine başlangıç yapan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda görev aldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde yer aldı. Ergen 1997 yılında ilk albümü Merhaba'yı çıkardı. Gümbür Gümbür Gülbenz programı ile hayran kitlesini arttıran Ergen, 1998 ila 2001 yılları arasında Marziye adlı dizide Marziye karakterini canlandırdı. 1999 yılında ikinci albümü Kör Aşık'ı çıkaran Ergen, 2001 yılında Show TV'de yayınlanan Haldun Dorman ve Kenan Işık ile birlikte Dağdı adlı dizide Melek karakterini canlandırarak hayran kitlesini genişletti. 2001'de Gülbenz adlı bir dergi çıkaran Gülben, 2002 yılında Sade ve Sadece adlı bir albüm çıkardı ve 2002 yılında Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı. Gülben Ergen'in ilk albümü Merhaba, 4 Eylül 1997 tarihinde satışa çıkmıştır. 13 şarkıdan oluşan albümün yapımcılığını Atilla Alp Sakarya üstlenmiştir. Albüm Elenor Müzik firması etiketiyle piyasaya sürülmüştür. Albümdeki şarkılar poptan çok Türk sanat müziği ağırlıklıdır. Albümdeki Sana Sana, Yaramaz, Aşkta Kural Tanımam, Boş Vere Boş Vere, Sensiz Mutlu Olamam şarkılarına klip çekilmiştir. Kör Aşık, Ergen'in 14 Aralık 1999 tarihinde piyasaya çıkan ikinci albümüdür. İlk albümün aksine bu albümde pop türü ön plandadır. 10 şarkıdan oluşan albümün 5 şarkısına klip çekilmiştir. Kim ne derse desin, Kör Aşık kanıma dokunuyor, kurşuni, senin için. Bu albümde Ergen, ilk albümdeki Elenor firması yerine Emi Kent firmasıyla işbirliği yapmıştır. Albümün yapımcılığını Taşkın Sabah üstlenmiştir. Gülben Ergen bu albümde Şehrazat, Sezen Aksu gibi ünlülerle çalışmıştır. Albümün piyasada olduğu dönemde Gümbür Gümbür Gülbenz adlı televizyon programının sunuculuğunu yapan Ergen, şarkılarını bu yolla daha iyi tanıtma olanağı bulmuş ve albüm satışları artmıştır. Gülben Ergen 2004 yılında Mustafa Erdoğan ile evlenip 2012 yılında boşandı. Bu evlilikten 3 oğlu vardır. 2014 yılında ise Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile evlenip 2016 yılında boşandı.